Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projemde de yine her zamanki gibi evdeki olan malzemelerimi birleştirerek en az maliyetle en güzel şey yapmaya çalıştım. Gerçekten de sonuç mükemmel oldu. Sonucunu gördüğümde siz de bana hak vereceksiniz zaten. Ben ufak tasarımları için şöyle perde düğmesinin alt kısmını kullandım. Kornişi takılan yerini kullandım. Üst kısmı için de şöyle bir boncuk kullandım. Boncuk yoksa misketle de çok güzel oluyor. O şekilde de göstereceğim size. İkisinde de nasıl durduğunu. Perde düğmesinin şöyle üst kısımlarını kesiyorum. Perdeye dikilen kısmını kesiyorum. Geri kalan taraf benim kullanacağım taraf. 6 adet yapacağım ben baharatlık takım olarak kullanacağım için. 6 tane perde düğmesini bu şekilde kesiyorum. Daha sonra silikon tabancasıyla kapakların orta kısmına yapıştıracağım. Bu kısımda daha kuvvetli bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ama ben silikon tabancasıyla yaptığımda da herhangi bir problem yaşamadım. Sonra bunların üzerine misket yapıştırıyorum. Misketli olarak da göstermek için size yaptım. Ben bu projemde küçük boncuk türü taşlar kullanacağım şunları. Eğer öyle bir şey kullanacaksanız onu yapıştırmadan önce boyayacağım. Ama misket kullanacaksanız misketle yapıştırdıktan sonra boyayın. Boyamak için Akçalı markasının 310 no'lu altın yaldız sprey boyasını kullandım. Bakın bu boncukla yapacağımı bu şekilde boyuyorum. Boncuğu daha sonra yapıştıracağım. Çünkü boncuk zaten güzel bir görüntü veriyor. Onu boyamama gerek yok. Evet, kapaklar boyandı. Şimdi şu boncukları yapıştırmaya geldi. Bunlar çok hafif taş değil. Yani mika. Çok hafif olduğu için çok da uygun fiyata aldım ben bunları. 10 tanesini 1 TL'ye aldım Suluhan'dan. İnternette bulamadım. Boncukçularda kolaylıkla bulabilirsiniz. Misketlerden daha uygun fiyata geliyor bunlar. Böyle daha klasik bir görüntü. Misketlerle de daha spor bir görüntü oluyor. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Nasıl yapıştırdığımı şöyle yakından göstermek istedim. Silikonu bolca sıkıyorum. Ve sonra ortalayıp yapıştırıyorum. Kapakları hazır. Sadece kapaklarını bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Bakın o şekilde de çok güzel görünüyor. Bunlar da misketlerle yapılanlar. Şimdi boyama kısmına geçebiliriz. Boyama için Rich markasının alaçatı rengini kullandım. Çok güzel bir ton. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben o yüzden büyük boy aldım. Kanalıma göz atarsanız birçok şeyde kullandığımı göreceksiniz zaten. Şöyle kavanozların ilk katlarını boyadım. Daha sonra bir gün sonra ikinci katlarını şöyle pompon fırçayla vurarak boyuyorum ki fırça izi olmasın. Her kat arasında mutlaka 24 saat beklememiz lazım. O zaman gerçekten çok sağlam oluyor, yıkanabiliyor elde. Dekupaj işlemi için seçtiğim peçete bu. Migros'tan aldım bu deseni ben. Migros her yerde yok ama A101'de de çok güzel desenler var. A101'den aldığım şu desenleri daha önce şunu yapmıştım. Onunla da çok güzel duruyor. Ben bu renklerde tercih ettim. Sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz desende bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ben seçtiğim deseni kesiyorum. Şöyle çok ayrıntısına kadar inmenize gerek yok. Kabaca kesmeniz yeterli. Peçete çok ince bir yapıya sahip olduğu için kamufle oluyor. Kavanozlarımı toplamda 2 kat boyadım ben. Yeterli oldu. Gerekli görürseniz siz 3. katı da boyayın. 2. kattan sonra da bir gün bekledikten sonra peçete yapıştırma işlemine geçiyorum. Peçeteyi yapıştırmak için kullandığım tutkal dekupaj tutkalı olarak geçiyor. Rich markasının dekupaj tutkalı ya da peçete tutkalı olarak geçiyor. Şöyle peçeteyi katlarından ayırıyoruz. 3 katlı oluyor genelde peçeteler. En ince katını alıyorum.
şekilde yerini ayarlıyorum önce bir. Altına hiç tutkal sürmeme gerek yok. Çok ince bir yapıda olduğu için içerisine nüfuz edecek zaten tutkal. Direkt üzerinden bu şekilde sürerek yapıştırıyorum. Beyaz renkte bir tutkal. İlk sürdüğünüzde beyazlıklar oluşabilir. Onlar sonra kuruyup şeffaflaşıyor. Şu şekilde yakından göstereyim size. Oldukça sağlam oluyor. Elde yıkanabiliyor rahatlıkla. Hatta bu malzemelerle yine bu peçete deseniyle çaydanlığımı da boyamıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Günlük kullanıyorum, günlük yıkıyorum. Isıdan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Boya, vernik kokusu hiçbir şekilde olmuyor. Bakabilirsiniz ona da sayfamda. Ve hazır kızlar, gerçekten harika olmadı mı? Eğer sık sık yıkarsanız, ben çok sık yıkarım, baharatlarımı çok değiştiririm derseniz mutlaka vernik atın, daha sağlam olacaktır. Vernik olarak Kadensin veya Rich markasının sır verniğini kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz geri dönüşüm fikirleri varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Yorumları okuyup değerlendirmeye çalışacağım. Bu büyük kavanozları da zeytin kavanozlarından yaptım. Onların kapak tasarımını da ayrı bir videoda gösterdim. Onların yapılışı da yine kanalımda, videolarımda mevcut. Onu da izleyip siz de benim gibi böyle takım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemeleri bir kere aldığınızda birçok şeyde kullanabilirsiniz. Ben bu malzemelerle birçok şey yaptım. Hepsi kanalımda mevcut. Daha da yapmaya devam ediyorum. Yaptıkça da sizinle paylaşmaya da devam edeceğim. İlla bu desenlerde, bu renklerde kullanacaksınız diye bir şey yok. Herhangi bir peçete desenini istediğiniz yere bu teknikle aktarabilirsiniz. Harika olmadı mı sizce de? Hazırlarından hiçbir farkı yok. Hatta birçok hazırlara göre daha da güzel. Yapıp satabilirsiniz bile. Ben kaç tane böyle bir takım yaptım hatırlamıyorum. Yani çok sayıda takım yaptım. Malzemeler çok bereketli. Hala aynı malzemeleri kullanıyorum. Bitmedi hala. Kanalıma göz atıp diğer videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.